Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir sosyal medyada çok fazla kurutma makinesi ile ilgili video ve yorumlara denk geliyorum. İşte çamaşırları yıpratıyor, ondan sonra çamaşırların rengini solduruyor falan gibi. Kimisi de kullandığından çok çok memnun. Kısa bir süredir kullanan birisi olarak böyle bir video çekmek istedim. İlk önce makineyi genel bir tanıtmakla başlayacağım. Eğer kurutma makinesi almayı düşünüyorsanız bu sizin için bir fikir olabilir. Öncelikle şu kısımda bir su haznesi var. Biz gidere bağlatmadığımız için böyle bir haznesi olan bir makineyi tercih ettim. Hepsinde olmayabiliyor. Yani eski modellerin çoğunda yok mesela. Şuradan da suyu boşaltabiliyoruz. Her yıkamadan sonra bu haznedeki suyu boşaltıyorum. Ama çeşmeye boşaltmıyorum. Su tasarrufu edinebilmek için ya çiçeklerde ya da ütüde kullanıyorum. Ya size de tavsiyem bu yönde. Daha sonra şu alt kısmında bir tane daha filtresi var bunun. Bu filtresinin 3-4 ayda bir temizlenmesi, yıkanması gerekiyormuş. Ama şu süngerini yıkadıktan sonra tamamen kuruduktan sonra takmamız gerekiyor. Bu 9 kiloluk bir kurutma makinesi. İç haznesi çamaşır makinelerinden daha da büyük oluyor genelde. Yani çamaşır makinesindeki 10 kilogramlık bile bu kadar bir hazneye sahip değil. Hani daha geniş bir alanda kurutabilmek için tamburu daha da geniş. Şurada iki tane filtresi bulunuyor. Bir tanesi bu şekilde. İkincisi bu şekilde. Her çamaşırdan sonra ikisinde de büyük oranda toz oluyor. Yani bunda çok daha az oluyor ama yine de burada da toz oluyor. Hatta şu kenarlarında da toz oluyor. O yüzden buraları makineyle çektiriyorum her seferinde. Şimdi programlar kısmını göstereyim. Şu sağ taraftakiler daha günlük kullandığımız programlar. Sol taraftakiler daha hassas ve nadiren kullandığımız programlar genelde. Tabii bu programlar, göstergiler falan bütün makineden makine değişiklik gösterebilir. Şimdi mesela bir tanesini açayım. Burada pamuklar var. Şimdi ortalama 5 saat olarak gösteriyor. Ve maksimum 9 kilo kadar çamaşır koyabiliyormuşuz buna. Buradan ütü kuruluğunu ayarlayabiliyorum. Buradan artı 1, artı 2, artı 3 dedi de ütü kuruluğunun yoğunluğu. Aynı şekilde dolap kuruluğunda da aynı şey var. Bir de dolap kuruluğu yoğun var. Hassas var. Kıyafetlerin hassasiyetine göre bunu da işaretleyebilirsiniz. Şimdi mesela diyelim ki 9 kilo kadar bir çamaşırınız yok. Ortalama işte 3-4 5 kilo kadar bir çamaşırınız var. O zaman yarım yükü işaretleyip o şekilde de çalıştırabilirsiniz. Kırışıklık önleme var. Burada kalan süre var. Bu kalan süre eğer mesela evde değilseniz, çalışıyorsanız hani eve geldiğim zaman benim verdiğim süre sonrasında bitmiş olsun diyorsanız bunu o şekilde ayarlayabilirsiniz. 24 saate kadar ayarlanıyor. Şimdi mesela burada 7 saat var. 7 saat sonra makineyi çalıştırıyor. İşte kaç saat sürerse o zaman da bitmiş oluyor. Burada bitiş sinyali var. Bu da makine bittikten sonra sinyal veriyor. Çamaşır makinalarınızda da olduğu gibi sinyal vermesini istemiyorsanız da bunu kapatıyoruz ya da işte bu şekilde işaretliyoruz. Onun haricinde mesela başka bir şeye getireyim. İşte kurutma mesela. Bunlar mesela süreli kurutma. İşte havalandırma var. İşte bu havalandırma diyelim ki yazlıklarınızı veya kışlıklarınızı kaldırdınız. Tekrar mevsimi geldiği zaman çıkardığınız ama bir havalanmaya ihtiyacı var. O zaman süreli bir şekilde atabiliyorsunuz. İşte yünlüler var, kısa var, havlu, outdoor var. Outdoor dediğimiz bu mont gibi dış giyim olan ceket, mont tarzı dış giyim olan şeylerde. Yastık var, yorgan var. Bu yorgan sadece tek kişilik yorgan için geçerli. Burada da hassas olan gömlek bluzlarımız için bir seçenek var. Onun haricinde göstereceğim program olarak bu kadar. Şimdi ben size toz haznesinde de ne kadar tozun biriktiğini göstermek için çamaşır atacağım. Çamaşır kuruduktan sonra da şu hazne kısmında ne kadar biriktiğini size göstereceğim. Ayrıyeten gerçekten eskiye oranla çok çok daha az ütü yapmaya başladı. Yani çamaşırlar mesela ütü kuruluğunda açtığım zaman çamaşırlar gerçekten ütülü bir şekilde çıkıyor. Ve bu büyük bir kolaylık sağlıyor açıkçası. Yani eskisi gibi artık böyle sepet sepet ütü yapmıyorum. Attığım çamaşırlar pamuklularda. Bu pamuklar Eko'da aynı renk olan kıyafetler için pamuklarda ayarlayabileceğimiz ayar. O yüzden pamuklar Eko'ya ayarladım.
Mesela bu seçenek bunda açılmıyormuş. Şunu bu da açılmıyor. Sadece dolap kurulu açılıyor. O yüzden en yoğun şekilde kurulasın diye, kuru çıkarsın diye en yoğunu artı 3 ayarladım. Daha sonra hassası ayarlayamıyorum. Yarım yük zaten değil, tamamen dolu. Tamam, şimdi başlatıyorum. Evet, şu an makinedeki çamaşırlar bitti. Kapatıyorum. Çamaşırlar hem böyle resmen ütülü bir şekilde çıkıyor, hem de çok çok kuru bir şekilde çıkıyor. Dışarıda mesela böyle serdiğinizde altlarında mandal izi olabiliyor. Ütüsüz oluyor, illa ütülemeniz gerekiyor. Ayrıca dışarıda is kokuyor. Yani bütün o temiz çamaşır kokusu falan tamamen gidiyor. Ama kurutmadayken şöyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Evet, şimdi haznesini göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Yani sadece toz, kıl değil. Çamaşırda olan her şey, yani tüy, ondan sonra böyle ip olabilir, ne bileyim kıyafete yapışmış bir şey olabilir. Her şeyi tamamen alıyor. Haznesi şöyle netleştireyim. Gördüğünüz gibi. Ya şimdi bunların tamamı toz kıl falan değil tabii ki. Büyük bir orandan şu gördüğümüz siyahların, hani böyle siyah olmasının sebebi zaten kıyafetlerin tüylerinden dolayı. Da ikinci. Ben bunların temizliğini elimle almıyorum. Yani kurutma makinesine yakın süpürgem olduğu için. O yüzden direkt süpürgeyle çektiriyorum. Hem daha temiz oluyor filtreleri. Hem de daha pratik oluyor açıkçası. Benim kurutma makinesi ile alakalı olarak anlatacaklarım bu kadar. Bazı şeyleri unutmuş olabilirim. O yüzden yorumlar kısmında eklemek istedikleriniz veya sormak istedikleriniz varsa yorumlar kısmına mutlaka yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olup beni desteklerseniz de çok çok sevinirim. Herkese iyi günler.